Peki hocam, nasıl teşhis ediyorsunuz? Tanı yöntemleri nedir? Evet. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi tabii bu belirtiler ve muayenemiz çok önemli. Evet. Bu belirtilerle gelen hastaları muayene ediyoruz. Ondan sonra bizim altın standart MR. MR. İlaçlı MR'lar bizim altın standartımız. Ama ayırıcı tanı için mutlaka gene tomografiye ihtiyacımız olabiliyor. Ya da MR'ın farklı versiyonları, diyelim ki MR spektroskopiye ihtiyacımız olabilir. Evet. Veya işte perfüzyon MR'a, difüzyon MR'a ihtiyacımız olabilir. Bunları da ayırıcı tanıda, yani diyelim ki işte bir enfeksiyonla beyin tümörünü ayırmak için kontrast MR yetmez bize, o zaman belki MR spektroskopiye ya da perfüzyon MR'lara ihtiyacımız olabilir. Bunun gibi şeylerde, tomografide mesela kanamayı ayırt etmek için bize yol gösterici olur. Dolayısıyla bunların hepsi bizim elimizde. Zaten hastanemizde mevcut. Mevcut. Evet. Hepsi mevcut. Bunları evet. Yapıyoruz. Evet, ileri teknolojiyle de hem MR hem tomografi cihazlarımız hastanemizde mevcut olmakta. Hocam, beyin tümörünün çeşitleri var mıdır? Tabii. Neler? Şimdi beyin tüm, yani beynimizde bir sinir hücreleri var. Yani nöronlarımız var. Bir de bunlara destek olan hücreler var. Ayrıca beynin dışında 3 tane zar var. Beyin 3 tane zarla sarılı. Evet. Bir de beynin iç boşlukları vardır. Ventrikül dediğimiz. O boşlukları da saran farklı özellikle hücreler. Bu hücrelerin her birinden çıkan tümörlerin cinsi farklı olur. Hı. Yani diyelim ki destek hücrelerinden kaynaklanan hücre. İşte astrositomlar, gliyonlar diyoruz. Veya işte menenjiyonlar diyoruz. O zardan kaynaklanan hücreler. Veya ependimom diyoruz. O beynin boşluklarını saran hücrelerden kaynaklı tümörler. Bunların her birinin yapısı farklı, her birinin tedavisi yine farklı. Çünkü bu hücrelerin özellikleri farklı. Dolayısıyla tedavilerimiz ve bunlara yaklaşımlarımız yerleri de değişiyor tabii. Bunlar da farklı özellikler gösterir. Bir de tabii şeyler var. Yani beynin kendi tümörlerinden ziyade metastazları da çok var. Yani hani metastazları mı çok görüyoruz? Beynin kendi tümörlerini, evet, metastazları daha çok görüyoruz. Çünkü vücudun diğer organlarına bağlı tümörler daha fazla sayılıyor. Yani bizim beyinde akciğer metastazı, meme metastazı, prostat metastazı, mide metastazı, tiroid bezine bağlı tümörlerin metastazları, bütün diğer organların metastazları beyinde görmek mümkün. Dolayısıyla beynin kendi tümörlerinden çok mesela metastazlarıyla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bazen başka belirtilerle de bize hasta başvurmak zorunda kalabilir. Farklı bölgelerin tabii farklı bölgelerin tümörleri beyinde metastaz yaptığı zaman da daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Peki hocam, biraz tedavisinden bahsedelim. Evet. Beyin tümörü nasıl tedavi edilir, bahsedelim. Beyin tümörlerinin temel tedavisi cerrahidir. Ameliyat. Yani bu da tabii her beyin tümörü ameliyat olacak diye bir şey de yok. Evet. Ama ağırlıklı olarak yani çok büyük çoğunluğunu ameliyat etmek durumundayız. Hı. Çünkü beyinde belli bir yer kaplıyorlar ve o kapladığı yer de beyne zarar veriyor. Dolayısıyla onu oradan çıkarıp almamız lazım. Hı. Sonrasında tabii ilaç tedavisi çok önemli. Evet. Radyoterapi çok önemli. Yani ışın tedavisi. Bunlar çok önemli unsurlar. Ve her ikisi de hastanede mevcut. Yani biz diyelim ki bir kötü huylu beyin tümörünü ameliyat ettik. Peşinden tabii onkoloji bölümümüzde konuşuyoruz. Radyasyon onkolojisinde konuşuyoruz. Hatta her çarşamba konseyimiz var. Konseyde bu var. Tabii bugün de vardı sabah. Bu konseylerde bu tümörleri tartışıyoruz. Hı. Nasıl bir yol izleyeceğimize ameliyattan sonra karar veriyoruz. Evet, ortak ekipçe bir fikir alışverişleriyle. Evet. Bunun yanında tabii hani hastaların duyduğu şeyler olabilir. Gamma knife dediğimiz radyasyon tedavisi gene var. Ya da cyber knife dediğimiz yöntemler var. Onlar da nadiren kullanılan bir takım tedavi yöntemleri. Peki hocam, bahsettik 3 tedavi türünden. Evet. Cerrahi tedavi yönünden biraz detay isteyelim sizden. Evet. Beyin cerrahı olarak. Bu tedavi nasıldır, süreç nasıldır, iyileşme süreleri nasıldır? Biraz bahseder misiniz? Şimdi gelişen teknoloji tanı ve tedavi yöntemlerini de çok ileri düzeye getirdi. Yani bizim pirimiz diyeceğimiz Gazi Yaşar Git hocamız, Allah uzun ömürler versin, hala sağ ve sağlıklı. Onun 1970'lerden itibaren geliştirdiği tekniklerle, yöntemlerle bugün beynin neredeyse ulaşamayacağımız bir noktası yok. Yani beynin eskiden çok biraz kara düzen giden ameliyat teknikleri vardı. 1900'lerden
1970'lerde, 60'larda, 80'lere kadar neredeyse. Ama Gazi Yaşar hocamızın geliştirdiği teknikler ve sonrasında tabii yine gelişen tekniklerle beynin ulaşamadığımız bir noktası yok neredeyse. Dolayısıyla her noktadaki, her yerdeki, beynin her yerindeki tümörleri bugün başarılı bir şekilde ameliyatta çıkarıyoruz. Ha, çıkaramadığımız noktalar var. Ne yapıyoruz o zaman? Oraları da işin tedavisi, ilaç tedavisiyle tamamen kurutma imkanına sahip olabiliyoruz. Yani tabii her zaman kanserler maalesef yüz güldürücü neticeler vermiyor. Bugün çok iyi ilaç tedavileri var, çok iyi radyoterapi yöntemleri var. Ancak gene de bazen öyle oluyor ki işte çok geç kalınmış oluyor veya işte çok kötü seyreden tümörler oluyor. Evet. Onlara çaresiz kaldığımız noktalar oluyor. Bu da var. Hayatın bir parçası olarak bu da var. Evet, önemli nokta. Ama çoğunun, büyük çoğunluğunu artık bugün iyi bir şekilde ameliyat ediyoruz ve sonrasında kemoterapi, radyoterapiyle iyi neticeler, çok uzun yaşantılıyor. Mesela benim asistanlığım döneminde hani bir yıl yaşayamaz dediğimiz bazı hastalar, bazı grup hastalar bugün 5 yıl, 10 yıl sağ kalım oranları çok yükselmiş durumda. Çok şükür. Çok güzel bir başarı bu da gerçekten. Önemli olan geç kalmamak değil mi hocam? Tabii, bazı tabii. belirtileri tabii. yok saymadan kontrol altına alabilmek çok önemli. Hocam, pardon, onu da belirteyim. Özellikle ailesinde çok genetik geçişi ispatlanmış bir şey değil ama mutasyonları en azından gösterilmiş. Genetik mutasyonların olduğu bir tümör grubu, beyin tümörleri. Dolayısıyla ailesinde olanlar da biraz uyanık olsun ve bu başta söylediğimiz belirtileri görenler mutlaka bir beyin cerrahına başvursunlar. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza olan katkı ve katılımlarınızdan dolayı. İzleyenlerimize beyin tümörleriyle ilgili detaylı anlatımlarda bulunduk. Tabii bugünkü konumuzun dışında değerli hocamın alanını ilgilendiren birçok ameliyatta başarılı hepsini hastanemize gerçekleştirmekte. Bu ve bunun gibi bel fıtığı, boyun fıtığı hepsinin tedavilerini hocamız gerçekleştiriyor. Bu gibi şikayetleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 0212 665 50 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan da operatör doktor Engin Çiftçi'den randevu alabilirsiniz. Hocam, izleyenlerimize son olarak bir mesajınız var mı söylemek istediğiniz? Kendilerine iyi baksınlar. Sağlıklarını korumak için her şeyi yapsınlar. Her şeyin başı sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.